Şöyle söyleyeyim, sözün bittiği noktadayız. Dünyada biliyorsunuz zalimler her istediğini yapma peşindeler ve mazlumlardan da Müslümanlardan da hiçbir çok gerekli sesin çıkmadığı bir ortamdayız. Biz okul olarak, öğrencilerimiz olarak her zaman zalimin karşısında ve mazlumun yanında olmayı bir prensip, bir ilke edindik. Her zaman böyle olacağız. Ne olur demeyelim. Bir ses, bir nefes olmak için, sesimizi duyurmak için her Müslümanın kendi elinden geldiği çaba neyse onu göstermesi gereken bir durumdur. Biz de okul olarak böyle bir faaliyet içerisine girdik. Hem öğrencilerimize böyle bir şuur kazandırmak, canlılık katmak hem de Gazze halkına, Filistin halkına, mazlum insanlara onların yaralarına bir nebze olsun dokunmak maksadıyla böyle bir organize de kermeste bulunduk. Şöyle diyeceğim ben, Müslümanlar kendi inanç değerlerine sahip çıkmaları gerekir. Kendi insanlarına sahip çıkmaları gerekir. Seslerini yükseltmeleri gerekir. Sessiz kalmak hiçbir zaman onurlu bir davranış değildir, olmayacaktır. Sesimizi her yerde, her platformda çıkartmamız gerekiyor, yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü biz haklıyız, biz mazlumuz Müslüman coğrafyada. Zalimin karşısında dimdik durabilmeliyiz. Bunun için de çok çalışmalıyız, çok üretmeliyiz. Gerekli her şey neyse bize lazım olan onları üretmek durumundayız. Başkalarına muhtaç olmadan kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı bilmeliyiz. Bu etkinlikte bize destek olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okullarımıza ve yine STK kuruluşu olan İHA'ya çok teşekkür ediyoruz. Onlarla İHA ile birlikte organize ettik sayılır. Onların desteğiyle bunu sağladık. Çünkü bu yardımların Filistin'e, Gazze'ye ulaştırılmasında onların büyük bir katkıları var, çabaları var biliyoruz. Bu katkı sağlayan tüm STK kuruluşlarına, kurumlara teşekkür ediyorum. Allah çabalarını, gayretlerini artırsın, kabul etsin diyoruz.